Türk korku filmi denildiğinde aklımıza tek bir şey geliyor. Tövbe estağfurullah, üç harfliler. Hatta bu durum öyle bir aşamada ki bazen düşünüyorum. Film sektöründe neden ilerleyemiyoruz? Yaratıcılığın yerinde neden incin top oynuyor diye. Sonra da diyorum böyle filmler çeke çeke çarpıldık herhalde. Ama sadece korku filmleri açısından değil, komple çarpıldık. Baksanıza her yerde üç harfliler var. Müzik, rap, dizi, aşk, dram, acı, komedi, leş, aksiyon yok. Alın size dinleyip izlediklerimize musallat olan üç harfliler. Korku filminden de korkuncu, o kadar üşengeç bir toplum haline geldik ki dördüncü harfe bile geçmeye üşeniyoruz. Aman ne varsa o be. He? Scary movie. Sanırım son 10 yılda sadece filmlerde ve dizilerde değil, sanki her alanda kendiliğinden bir şey gelişti. Yapılmışı yap, tutmuşu elleme. Yani haklılar. Zaten ismini bile söylemeye korkup üç harfliler diyen, sinema salonuna önceden korkmuş olarak gelen bir kitle var. Dolayısıyla da kaçmadı böyle fırsat. Hatırlar mısınız eskiden anneler çocukları ekmeği çiğneyemez diye kendileri çiğner, çocuklarının ağzına koyardı. Heh, işte o çocuklar büyüdü, şimdi film çekiyorlar. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Tabi aslında ilkokul hayatı boyunca Cin Ali okutulmuş bir nesilden başkası da beklenemezdi. Yok mu yani başka şeyler çekecek birileri? Yok mu hazıra konmayan bir babayı dedik bugüne kadar ve bir fragman çıktı karşımıza. Bir baktık, üç harfli yok. Evet Amerikan vari ama olsun, en azından farklı bir şeyler yaptık en sonunda derken o da Kore hikayesi çıktı. Yani yıllar önce içimize kaçan üç harfliyi biz değil Koreliler çıkarttı. Gerçi onu çıkarıp başka bir üç harfli soktular da neyse. Yine de Allah razı olsun. Filmin adı Güzelliğin Portresi. Korkarım ki eğer izlenmezse bu isim yüzünden izlenmeyecek. Yani korku film ismi değil de kozmetik firması sloganı gibi. Peki bugüne kadar Siccin, Dabbe, Bezmi Ezel, Azazil, Hüddam, Semum, Ceberrut, Şeytan-ı Racim diye filmlerle korkan insanlara Güzelliğin Portresi çok ponçik kaçar diye kimse söylemedi mi acaba? Ama filmin Türkiye'de bu isme sahip olmasının bir sebebi de aynı isimle Kore ve Tayland versiyonlarının da çekilecek olması. Yani filmin esas hikayesi Korelilere ait ama ilk kez Türkiye'de vizyona giriyor. Evet, hikaye bizimkiler tarafından tekrar elden geçirilse de cenazeden sonra mevlüt değil de kokteyl verip aile fotoğrafı çektirecek kadar bizden olmayan tarafları da var. Bu arada korku filmleri bilirsiniz ki genelde tanınmamış kişilerle çekilir. Ama bu filmde bu durum söz konusu değil. Oyuncu kadrosu tanınmış isimlerden oluşuyor. Filmin konusu da şu, uzun yıllardır görmediği babasının ölümüyle yıllardır gitmediği eve dönmek zorunda kalan bir kadın ailesiyle birlikte o evde tuhaf şeylere tanık olmaya başlıyor. Yine ev, yine bir ev. Evet, yine bodrum katı var. Kendi kendine çarpan pencereler, evde bütün olanlara inanmayan koca, sürekli çığlık atıp görünmeyen varlıklarla konuşan küçük kız da var. I see dead people. Nasıl yani? Beyaz gecelik giymiş, yüzünü saçlarla örten kız yok mu? Onu söylemeye bile gerek yok. O korku filmlerinde kamerayla birlikte standart geliyor. Evet, artık komedi programlarına bile malzeme olmuş o beyaz gecelik bu filmde de var. Hatta benim Instagram hesabımda bile var. Ama ben sizin için biraz daha süsledim, az sonra göstereceğim. Filmin eksilerini ve artılarını söyledim ama bunlardan daha önemli bir şey var. Umarım aslında çok da farklı olmayan ama bizim ülkemiz için aşırı derecede farklı bu tarz filmler gişede istediğini bulur da bugüne kadar cin filminden başka şey çekmeye bile yeltenmeyenleri haklı çıkarmayız. Efendim? Niye mi çok korku filmi çekiliyor? Buyurun.